1967 yılında Hilmi ve Güneri Babacan çiftinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ted Ankara Koleji'ni ve ODTÜ Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirdi. ABD'nin prestijli burslarından olan Fulbright'la ABD'ye gitti. Finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yaptı. 1994'te döndü, tekstil işi yapan aile şirketine dahil oldu. Arkadaşları onu, yakın arkadaşları olan Hacettepe İngilizce Mütercim tercümanlık bölümünü bitiren Ülkü Zeynep Hanım'la tanıştırdı ve kısa süre sonra dünya evine girdiler. Ali Babacan'ın ilginç alışkanlığı var. Babacan'ın ailesinde aile geleneği olan çift cüzdan taşımak. Paralar, kredi kartları eşit şekilde bu çift cüzdana yerleştiriliyor ve bu sayede biri çalınırsa öbürü durumu kurtarıyor. Babacanların bir de yok para uygulaması var. Cüzdanlarda ne olur ne olmaz diye sürekli sabit tutulan bu para günlük harcamalarda kullanılmıyor. Bu yıllardan sonra Babacan siyaset yoluna girdi. Melih Gökçe'ye danışmanlık yaparak siyasete adım atmış oldu. 2001 yılında Babacan AK Parti kurucu üyesi oldu. 19 Kasım 2002'de 58. hükümetin ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak kabineye girdiğinde 35 yaşındaydı. 59. hükümette de bakanlığa devam etti. 2005 senesinde 17 Aralık zirvesinden itibaren AB ile müzakereleri yürütecek baş müzakereci oldu. 60. hükümette Dışişleri Bakanı ve baş müzakereci olarak görev yaptı. Daha sonra bu görevi şimdiki rakibi olan Davutoğlu'na devretti. Erdoğan ve Davutoğlu'nun başbakan yardımcısı olarak kabinede görev aldı. 2015'ten sonra kabineye girmedi. 2018 yılında Haziran'da yapılan seçimlerde milletvekilliği için başvuruda bulunmadı. 8 Temmuz 2019 yılında Babacan AK Parti'den istifa etti. Babacan siyasete ekibiyle korumuş olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi ile devam etti. O artık Türkiye'nin devası sloganıyla yola çıkan Deva Partisi'nin genel başkanı. Ve şimdi de Kent Türk Televizyonu'nda analiz programında genel yayın yönetmeni gazeteci İlter Sağırsoy'la haber müdürü gazeteci Engin Gökdemir'in konuğu olarak soruları cevaplayacak. Efendim benim en çok dikkatimi çeken de cüzdan hikayesi oldu. Çok kısa biraz onu parantez açabilir miyiz? Ekonomi çocukluktan geliyor sizde. Hem çift cüzdan hem de yol parası mıydı? Yok parası. Yok parası. Çok ilginç, yok çok parası. İlginç bir yöntem. Ne, nedir? Onu biraz açar mısınız? Sağlamcılık o zamandan geliyormuş. Yani şöyle tabii benim çocukluk yıllarımda, ilkokul, ortaokul, o zaman internet diye bir şey yok. EFT diye bir şey yok. Dolayısıyla ticaret ağırlıklı olarak nakitle dönem bir iş. İşte ta o dönemde yani dedem, babam ki biz ticaretle uğraşan bir aileyiz. Üçüncü nesilim ben. Hep ihtiyatlı olmayı öğrettiler bana. Yani olur da hani Ankara dışına çıkarsınız. Bizim memleketimiz Ankara biliyorsunuz. İstanbul'da, İzmir'de, şurada, burada olur da hani cüzdanlardan birisi kaybolur, çalınır, şu olur, bu olsa. Oldu mu peki efendim? Açıkta kalmamak lazım. Dolayısıyla. Oldu mu hiç? Ya bir kere oldu. Bir kere Amerika'ya öğrenci olarak ilk gittiğimde cüzdanlardan bir tanesini düşürmüşüm. Yani farkında değilim. Ama o da kayıp bürosu var okulun. O kayıp bürosuna teslim edilmiş. Beni ertesi gün aradılar. Dediler ki ya sizin bir cüzdanınız bulunmuş. Sordular içinde ne var ne yok ki emin olmak için yani. Ben dedim içinde şu gözünde şu var, şu gözünde şu var. İçinde de şu kadar para var dedim. Ha tamam dediler sizin. Gittim oradan teslim aldım. Bir kere başıma geldi yani. Faydasını gördünüz. Yani. Yok parası. Ama o gün yok parası da şöyle. Yani yine biz ailece yani cüzdanımızda para taşırken bir kısım parayı yok sayarız. O yok parasıdır yani. Gelir o noktaya dayanınca, yok parasına dayanınca onu yenileriz. Tekrar ekleriz. O da yine hani tamamen işi sıfırlamamak için, sıfır noktasına düşmemek için. Yok parası da o. Yani yok varlayacağım para. Yani bir bakma kara gün parası diyelim. Evet. Yani ak akşe kara gün içindir diye atasözümüz var biliyorsunuz. Yumurtanın hepsini bir sepete koymayacaksın diye atasözü var. Aslında bunlar ticaretin, ahiliğin çok eski geleneklerinin temel ihtiyatlılığı yani başka bir şey değil.
Biz bunu devlet yönetiminde de yapmaya çalıştık. Onu soracaktım. Orada da kullandınız tabii, mı diye. Tabii. Yani devlet yönetiminde ne yaptık? Tabii devlet olunca pek çok cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Mesela ne yapıyorsunuz? Diyelim ki işte hazinenin sürekli bir nakit rezervini götürüyorsunuz. Bizim dönemde hazinenin ayrıca çok ciddi nakit rezervi olurdu hep. Ne olur ne olmaz diye tuturduk. Şimdi devletsiniz yani. Hani parayı bulamadım diyemezsiniz. Öyle bir şey yok. Merkez Bankası'nın rezervlerini biz aldık 28 milyar dolardan. 136 milyar dolara çıkarttık Merkez Bankası'nın rezervlerini. Memlekete bol döviz girdiği dönemde biriktirdik onu. Mesela Merkez Bankası'nda Türk lirası yedek akçe biriktirdik. Hmm. Yedek akçe, Türk lirası. Yıllarca birikti, hiç dokunmadık buna. Yani adı üstünde ve muhasebedeki yok adı parası. Yedek akçe gerçekten. Muhasebede yedek akçe diye yazar yani devletin. Hiç dokunmadık. Ne yaptılar ya? 1 Ocak 2019'da sonra dokundular bir çırpıda, ama. Bir günde 40 milyar TL'lik yedek akçeyi bir günde harcadılar, dağıttılar inanın ya. 1 Ocak 2020'de son bir yıldır muhasebede birikmiş 6 milyarı gene bir günde harcadılar işte. Merkez Bankası'nın rezervini eksiye düşürdüler yani. Bırakın artı bir rezervi. Yok parası da gitti. Yok para, eksiye, borçlu. Yani cüzdanda para var diyor ama aynı cüzdanın kredi kartında paradan çok daha fazla borç var. Yani dolayısıyla bütün bunlar maalesef sıkıntı. Bir de bankaları mesela güçlendirdik. Yani bankaların düzenleme çerçevesini yaparken bütün dünyada sermaye yeterlilik rasyosu %8 istenirken, yani banka bilançosunda en az %8 sermaye tutacaksın der. Biz bunu Türkiye'de %12 olarak istedik bankalardan. Hmm. Yani sadece devletin değil bankalarımızın da ihtiyatlı olmasını sağladık. Mesela o 12'nin hesabında dahi en ihtiyatlı yöntemleri kullanarak Avrupa ile mukayese edildiğinde neredeyse %15-16'ya varan bir sermaye yeterlik rasyosu istedik biz bankalardan. Çünkü dedik ki hani bu ülkede inişler çıkışlar olabilir. Dünyada dalgalanmalar olabilir. Bu ülke bundan çok çekti. Çünkü hatırlayın 2001 krizinde 20 tane banka battı. Bu batan bankaların tamamının yükü devletin sırtına kaldı. Yani bu vatandaştan toplanan vergilerle o bankaların zararları kapatıldı. Bir daha zararlar yaşanmasın, bir daha bu ülkenin bankaları devlete yük olmasın, bu ülkeye yük olmasın diye bankaların tek tek güçlü olmasını sağladık. Hem likidite açısından hem de sermaye açısından Avrupa'nın çok üzerinde rasyolarla bankalarımızı likit ve sağlam tuttuk. 2008-2009 krizi geldi vurdu biliyorsunuz, hatırlayın. Evet. Bize niye bir şey olmadı? Hani meşhur teğet geçti lafı var. Biz hiçbir şey yapmadık, kriz bizi teğet geçti, öyle değil ya. Ya biz onu tedbirin zamanında aldık işte, bankaların kamu borcunu düşürdük. Yani milli geliri oranla bu ülkenin kamu borcu %74 idi. Bunu biz aldık %27'ye indirdik tam. Ve onun için 2008-2009 küresel krizi borcu çok olan ve bankası zayıf olan ülkeleri vurdu. Zaten kriz biliyorsunuz oralardan çıktı geldi yani. Ve en çok borçlu ülkeler Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İrlanda hepsi çok kötü etkilendi. Çünkü borçları çoktu, kamu borcu. Ve bankaları zayıftı. Bizim de tam tersine bankalarımız güçlüydü ve borcumuz düşüktü. Bunun için 2008-2009 krizi bize fazla dokunmadan teğet geçti. Bunun için tekrar Türkiye rahat ayağa kalktı ve koşarak yoluna devam etti. Bunun için biliyorsunuz müdebbir tüccar diye bir tabir vardır. Yani tedbirli tüccar tabiri. Hatta eski Türk Ticaret Kanunu'nda bir kanun ifadedir bu. Yani devlet hareket ederken tedbirli tüccar gibi hareket etmelidirin kanunu vardı Eskişehir'de. Sonra yeni kanunda ifadeler falan değişti ama dolayısıyla bu tedbirlilik çok çok önemli yani. Biz bunu hem esnaflıktan hem kendi hayatımızdan aldığımız örneklerle hem de devlet yönetiminde taşıyarak çok şükür güzel işler yaptık. Ama sonradan tabii sıkıntılar büyüdü maalesef.